Deutsche Welle Bond Stüdyolarından iyi akşamlar, DV Haber canlı yayına hoş geldiniz. 1974'te biz adına barış harekatı desek de bu bir savaştı ve akanda da kandı. Şimdi barış pınarı desek de akan su değil kandır. Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın bu sözleri Türk hükümetinin sert tepkisini çekmişti. Akıncı'yla özel söyleşimiz var ilk dakikalarımızda ama önce günün öne çıkan diğer başlıklarına bakıyoruz. Af örgütü Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan aylar önce Suriyeli sığınmacıları savaş bölgesine gönderdiğini öne sürdü. Müzik Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri görüşmek üzere yarın Ankara'ya giderek Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Sapanca'da ormanlık, acil afet toplanma alanında yapılmak istenen teleferik hattına karşı vatandaşların nöbeti sürüyor. Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna yönelik açıklamalarının ardından tehditler, hakaretler aldı. Kendisine ve ailesine yönelik ölüm tehditleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu açıklamayı haddini bilmemek şeklinde nitelendirdi. Oturduğu makam Türkiye Cumhuriyeti sayesinde verilmiştir dedi. DB ve ve Türkçe'ye özel mülakat veren Akıncı, Erdoğan'ın açıklamasını yorumladı. Vallahi şimdi bakınız, bu makam, sizin de şu anda içinde olduğunuz makam, ta 1960'lardan rahmetli Doktor Fazıl Küçük'ün Cumhurbaşkanlığı muavinliğinden itibaren rahmetli Denktaş, ondan sonra gelen Cumhurbaşkanları ve ben, Şimdi geçmişte tabii bu makamlara nasıl gelinirdi, nasıl gidilirdi, o ayrı bir tartışma konusu, o da bir ayrı program konusu olur. Ama son yıllarda özellikle Kıbrıs Türk demokrasisinde ciddi gelişmeler oldu ve bu makama nasıl gelinip nasıl gidileceğine bir tek makam karar veriyor. O da Kıbrıs Türk halkı. Onun dışında bir şey değil. Ee, ama eğer burada tabii Sayın Erdoğan'ın söylemek istediği e, Türkiye'nin de desteği ve katkısıyla burası ayakta duruyor. E, e, evet doğru e, bunu inkar eden yine bir tek Kıbrıslı Türk yok. Ama burada Kıbrıslı Türklerin yıllar içinde vermiş olduğu mücadeleyi görmezden gelmek de e, doğru bir yaklaşım değil. Kıbrıs e, Türk halkı bu noktaya evet Türkiye'nin de desteğiyle yardımıyla gelmiştir. Ama en başta da Kıbrıs Türk halkı kendi direniş gücüyle ayakta durabilmiştir. Bunun da bilinmesi lazım. Bunun ötesinde Kıbrıslı Türk Cumhurbaşkanları neyi ne amaçla söylediklerini bilen insanlardır. Dolayısıyla o konuyla ilgili yakıştırmaları da kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın Can Ertuna'ya verdiği özel röportajın tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilir, TV Türkçe'nin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Uluslararası Af Örgütü'nden Türkiye'ye yönelik ciddi suçlamalar var. Örgütün savaş bölgesine gönderilmek, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları yasa dışı biçimde sınır dışı etmesi başlıklı raporunda Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları hukuka aykırı biçimde savaş bölgesine gönderdiği iddia edildi. Raporda uygulamanın Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenen askeri operasyondan aylar önce gerçekleştiği öne sürüldü. Uluslararası Af Örgütü uzmanlarının çok sayıda sığınmacıyla görüşmeleri sonucunda hazırlanan raporda Türkiye'ye yönelik ciddi suçlamalar yer alıyor. Rapordaki iddialara göre Türk polisi sığınmacıları Suriye'ye dönmeleri için tehdit etti ve fiziksel şiddet uyguladı. Türk makamları ise 315 bin kişinin hiçbir zorlamaya maruz bırakılmadan gönüllü olarak Suriye'ye döndüklerini savunuyor. Uluslararası Af Örgütü'nde mülteci ve göçmen hakları uzmanı olarak görev yapan Anna Shea, Türk yetkililerin açıklamalarına itiraz ediyor. Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların savaşın ortasına kendi rızalarıyla döndükleri iddiası tehlikeli ve gerçeği yansıtmıyor. Bizim araştırmalarımız bu iddiaların aksine insanların geri dönmeleri için kandırıldığını ve zorlandığını ortaya koydu. Uluslararası Af Örgütü'nün 2019'un Temmuz ve Ekim ayları arasında yaptığı görüşmeler ışığında Suriye'ye zorla gönderilenlerin sayısının geçen aylarda yüzlerce kişiyi bulduğu tahmin ediliyor. Geri gönderme yasağının arkadan dolanmasıyla karşı karşıyayız. Bunun ötüne geçmek gerekiyor. Çünkü e, uluslararası koruma hakkı kişinin gerçekten güvenli bir ülkeye yerleştirilip yerleştirilmediği, güvenli bir bölgeye yerleştirilip yerleştirilmediği konusunda da ciddi e, şaibeler var. Çünkü gönüllü geri dönüş biz idareye gittiğimizde müvekkilimizin gönüllü geri dönüş formunu imzaladığı, gönüllü geri dönüş yaptığı bize söyleniyor ama evrakları hiçbir şekilde barodan, adli yardım atanmış olmamıza rağmen vekaletimiz olmadığı gerekçesiyle, yabancı gönüllü geri dönüş tercih ettiği gerekçesiyle hiçbir evrak bize gösterilmiyor. Sığınmacıların iç savaşın kimi bölgelerde devam ettiği Suriye'ye zorla gönderilmeleri uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriliyor. Sığınmacıların sınır dışına zorlanmaları ülkede giderek artan mülteci karşıtlığıyla da ilişkilendiriliyor. Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Almanya'da federal hükümeti oluşturan koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin meclis grup başkanı Mütsenich Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Mütsenich yaptığı açıklamada hala NATO'nun bir parçası olup olmadığını ve bir parçası olarak kalmak isteyip istemediğini herkes kendisi gözden geçirmeli. Bu Türkiye için de geçerli ve tam da Türkiye için geçerli ifadesini kullandı. NATO üyelerinin sadece değerleri paylaşmak değil, devletler hukukuna riayet etmekle de yükümlü olduğunu belirten SPD'li politikacı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını işgal olarak nitelendirdi. Mütsenik, işgal hiçbir şekilde meşru müdafaa ile gerekçelendirilemez şeklinde konuştu. Öte yandan Sosyal Demokrat Parti'ye vekaleten başkanlık eden Dreyer de Türkiye'ye ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Ve Ankara'nın tutum değiştirmemesi durumunda ekonomik yaptırımların bir sonraki adım olabileceğini belirtti. Sosyal Demokrat Parti'den Türkiye'ye yönelik sert açıklamalar gelirken Almanya'nın Sosyal Demokrat Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye yolcusu. Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası hukuk nezdinde meşruiyeti olmadığını söyleyen Alman Bakan, yarın Ankara'ya giderek Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele alacak. Ayrıntıları Başkent Muhabirimiz Jülide Danışman aktarıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek olan Maas, Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatını gündeme getirmek istiyor. Bakan Mansın odaklanmak istediği üç konu bulunuyor. Bunlardan birincisi Suriye'de kalıcı ateşkesin sağlanması, ikinci konu sivil halkın durumu ve insani yardım sağlanması, üçüncü konuysa Suriye'de sorunun çözümü için gereken siyasi süreç. Almanya dışişleri bakanı bu çerçevede Türkiye'nin görüşlerini ve hedeflerini öğrenmek istiyor. Bakan Mas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik askeri harekatını eleştirse de, tepki gösterse de, bunun meşru olmadığını belirtse de Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesinden yana bir tutum izliyor. Türkiye'ye ziyaretinin nedenlerinden biri de bu diyebiliriz. Evet, Mas'ın ziyareti hakkında ayrıntılı bilgileri DV Türkçe'nin internet sitesinde okuyabilirsiniz. Sakarya'nın Sapanca pınar mevkiinde tartışmalı teleferik inşaatına başlandı. Neden tartışmalı? Belediye bölgeyi turizm açısından cazip hale getirmek istediğini söylüyor. Ama bölge halkı teleferik inşaatı için alandaki ormanların kesilmesini itiraz ediyor. Halk o yüzden şantiyenin önünde nöbet tutuyor, işçilerin ormana girmesine izin vermiyor. Yap, işlet, devret modeliyle ihale edilen teleferik inşaatına çevreciler, sivil toplum kuruluşları ve bölge sakinleri tepkili. Halk İnşaat nedeniyle orman alanının zarar görmesini istemiyor. İnşaatın durdurulması için bölgede gece gündüz nöbet tutuyor. Ancak polis direnişe rağmen inşaatın yapılacağı alanı demir bariyerlerle kapattı. Ardından da ağaç kesimine başlandı. 3 bin ağacın kesilmesi öngörülüyor. Sakarya Makine Mühendisleri Odası teleferik projesinin yanlış konumlandırıldığını savunuyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ise ormanları ve ekosistemi olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor. Teknik olarak e, yapılan incelemelerde buraya, buraya teleferik yapılması yanlıştır. Biz Tümop Sakarya Birleşenleri olarak firma yetkililerine ve belediyeye rantabl bir proje ve e, çevre sakinlerini etkilemeyecek, ekolojik dengeyi bozmayacak alternatif projeler hazırlayıp vermeyi teklif ediyoruz. Biz teleferiye karşı değiliz, teleferinin yerinin yanlış olduğuna karşıyız. Teleferik inşaatının yapılacağı bölgenin aynı zamanda acil afet toplanma alanı olması tepkilerin daha da artmasına neden oluyor. Diyarbakırlı bir grup öğrenci kendilerini kitapların dünyasında kaybettikleri bir yolculuğa çıktı. Diyarbakır Batman treniyle yaptılar bu yolculuğu. Amaçları okuma alışkanlığı konusunda farkındalığı artırmaktı. Diyarbakır-Batman seferi bu kez kitap kurdu öğrenciler için yola çıktı. Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri okuma alışkanlığı konusunda farkındalığı artırmak için raylardan kitapların kalbine seyahat adlı projeye imza attı. Öğrenciler trenin kompartmanlarında ve koridorlarında kitap okudu büyüyen bir ülke olduğumuz için şehirlerimiz de büyüyor. Bu yüzden bizim yollarda geçirdiğimiz vakit de artmaktadır. Peki bu vakti neden verimli geçirmiyoruz? Biz bunu düşündük. Bu vakit verimli hale getirebilmek için de kitap okuma etkinliğini biz genel olarak topu taşımaya da taşımak istiyoruz. Öğrencilere bu yolculuğunda edebiyat öğretmeni Kemal Yalçın da eşlik etti. Öğrencilerimiz hayatı monotonluğundan sıkıcılığından şikayet ediyorlardı. Yani hayatı renklendirmenin birçok yolu var dedik. Bunda en güzeli e, kitap okumaktır. Projeye veliler de destek veriyor. Yani şu etkinlik çok başka bir şey. Yani belki dünyada ilk değildir ama e, bence bir birçok bir Diyarbakır için zaten birçok noktada ilktir. Kitap okumanın sadece dört duvar arasında yapılmayacağına inanan öğrenciler projelerini başka şehirlere de taşımak istiyor. Diyarbakırlı öğrenciler tren rayları üzerinde kitapların kalbine yaptıkları yolculukla dünyanın başka köşelerine de ulaşmanın hayalini kuruyor. Ondaki stüdyolarımızdan sunduğumuz DV Haber'in sonuna geldik. Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri ve yayında yer verdiklerimizden çok daha fazlasını DV Türkçe'nin internet sitesi ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bizden bugünlük, bu haftalık bu kadar. Pazartesi yine aynı saatte DV Haber'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.